Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ve arkadaşlarım sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Bir doğal afet yaşadınız. 3 vatandaşın 3 gencimizi kaybettik. Evet, bir tanesi de kayıp hala bulunamadı değil mi bu şu ana kadar? Evet. Evet efendim, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Öteden biri Kıbrıs davasına, ilk başından beri diyelim, Kıbrıs davasına sahip çıkan bir partiyiz. Kıbrıs'ın uluslararası alanda da tanınmasını arzu ederiz. Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığımız hemen hemen bütün görüşmelerde, bütün konuşmalarda, gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de bize geldiklerinde Kıbrıs'ı bir şekliyle dile getiriyoruz. Doğrudan ticaret tüzüğünün söz vermiş olmalarına karşın neden bugüne kadar uygulamaya koymadıklarını da hemen hemen her ortamda dile getiriyoruz. Dolayısıyla sizin verdiğiniz mücadelenin de biz destekçisiyiz, destek oluyoruz. Kıbrıs uzun yıllardır gelip gidiyorum. Bürokrat olarak da geldim, siyasetçi olarak da geldim. Bizi memnun eden Kıbrıs'taki hızlı ekonomik büyüme, gelişme, sosyal hayatın çok gelişmesi. Pek çok ülkeden kişilerin Kıbrıs'a gelmeleri, yerleşmeleri, tatillerini burada geçirmeleri. Zengin bir üniversite kapasitesi var. Bu da aslında olağanüstü güzel bir şey. Buradan mezun olan yabancı öğrenciler kendi ülkelerine gittikleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim aldıklarını, oradaki üniversitelerde okuduklarını ifade edeceklerdir. Bu da Kıbrıs'ın uluslararası alanda daha fazla tanınmasına, daha fazla kabul görmesine yol açacaktır. Dolayısıyla tekrar bizleri kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri Kıbrıs'a olan yakın ilgisinin yeni bir göstergesidir sizin buradaki varlığınız. Sizin şahsınızda bütün Cumhuriyet Halk Partisi camiasına teşekkür ediyorum bu ziyaret için. Acılı bir günümüzde buradasınız. Gerçekten biraz önce ifade ettiğiniz gibi 3 gencecik insanımızı yitirdik. Bir tanesi de kayıp. Böylesi bu derece büyük bir felaket yaşanmadı şimdiye kadar. Çok ciddi bir yağış oldu. Büyük miktarda ve kısa sürede dağlardan, tepelerden taşları, toprağı, her şeyi yollara yığdı. Bu felaketin tabii ki yaşanmasında bu anlattığım büyüklük rol oynamakla birlikte bir de insan eliyle yaptığımız, doğaya karşı yaptığımız yanlışların da bunda rolü var. Tabii bu acılı anımızda bunları deşmek doğru değil. Ancak bu acılar sarılır sarılmaz, dün de bu konuda söyledim, hemen daha planlı bir gelişmeyi sağlamanın yollarını bulmamız lazım. Sizin de dediğiniz gibi elbette hayat durmuyor, gelişiyoruz. Ama bu gelişmenin sağlıklı olması, planlı olmasına bağlı. Bu konuda maalesef daha yapmamız gerekenler var. Bunları kabul etmemiz lazım. Bu eksikliklerimizle yüzleşmemiz lazım ki bunları bertaraf edebilelim. Düşününüz ki bir tek imar planı daha geçen yıla kadar Lefkoşa'da vardı. O da ta benim belediye başkanlığımdan gelen bir hazırlığın ürünüdür. Geçenlerde daha Girne Çatalköy imar planı yapıldı. Mausa, İskele oralarda hala daha imar planlarımız yok. Dolayısıyla bunları da kendi kendimizle yüzleşerek masaya yatırmamız gerekiyor. Kıbrıs sorunu bağlamında söyledikleriniz, Avrupa Birliği çerçevesinde söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Gerçekten doğrudan ticaret tüzüğü söz verildiği halde yapılmadı. 14 yıldır. Ama yapılmakta olan bazı şeyler de durduruldu. Mesela görüşmeler sürecinde bir Avrupa Birliği ad hoc komitesi kurulmuştu.
Oradaki ana hedef gün gele Kıbrıs'ta bir çözüm olursa ona paralel Kıbrıs Türk toplumunun da kendi kurumlarıyla Avrupa Birliği muktesebatına uyumunu hızlandırmak. Müzakereler koptu Kranmontana'da geçen yıl. Hemen düğmeye basıldı. Bu komitenin çalışmalarına da son verildi. Yani neydi yapılan? Avrupa Birliği'nden uzmanlar geliyordu. Bizim buradaki uzmanlarımızla birlikte çalışıyorlardı. Müzakere var ya da yok. Buradaki toplumun Avrupa Birliği muktesebatına uyum sağlamasının ne mahsuru var? Bunun hiçbir mahsuru yok. Yararı var. Herkese yararı var. Ancak maalesef Rum liderliği de ve Avrupa Birliği yetkilileri de bu konuda görevlerini yapmıyorlar. Bu konuda yardımcı olmuyorlar. Bunun dışında hayat devam ediyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi kurumlarımızın tabii ki daha iyiye gitmesi, demokrasimiz ve ekonomimiz de daha üst bir seviyeye çıkmamız için de elbette uğraşlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrar bu ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Burada yapacağınız temasların hayırlı olmasını diliyorum Sayın Başkan.